İrelia da geldi bu arada. İrelia'nın açık alması da bence evet. Çok tatsız oldu. Ben yani LeBlanc alabilmiş olmalarına rağmen, Zinza alabilmiş olmasına rağmen ben biraz alt draft olduğunu düşünüyorum Detonation Focus Me'nin. İrelia açık kalmamalıydı mutlaka bu senaryoda. Nar'ın bu kadar erken seçildiği bir noktada. Fakat burada DFM o konuda ya bakalım, çıkarmadı. Ya C9'ın bu arada koridorda, yani koridor kazanmaya yönelik oynattı. Belki de bir numaralı oyuncusu Fudge. Ve kazanacağı, üstün olacağı bir eşleşme. Üstelik çok kuvvetli olan bir eşleşme ile gidecek. Ben onu uçar bıçakta yakalarım diye düşündüm muhtemelen. Ama o şöyle, düşüncesi gerçekleşmedi burada. O sıçrayı attığı için çok anlaşıldı aslında Kiyan'ın orada. Bu arada her şey geldi LeBlanc'a. Sıçrada takip edildi. Arya üzerinde tutuştur var. Ve ilk an... Focus'un ultisi var. Ya burası Curve. Canı sıkılanın geldiği koridor evet, gibi evet, görünüyor. Şu an free kill ama çünkü. Ölmemiz olmasına rağmen hala. Oo, Nar ultisi de alındı. Yalnız vuramadı. Peki kullanılamadı orada. O Peten'in çok da önemli değil ama. Yani. Perks tempoyu kaybetti orada. Geri dönüp aldı, almak istediği kule altına. Sonra bütün minyon dalgasını da aldı. Bir minyon dalgası daha aldı. O biraz tempo kaybına yol açtı. Bu da orada bir aralık doğdu tabii Detonation Focus Me'ye. Herhangi bir şampiyonun size karşı 1'e 2 durabiliyor olması. Hatta 1'e 2 koridoru da itti. Biraz evvel nasıl etki ettiğini görmüştük oyuna. Faj ulti kullandı. Evinin sıçrası var. Hala kullanmadığı sıçrayı bekletiyor. Faj rakibinin üzerine sıçrayla takip ediyor. Kuleye kendisi de düşecek. Bu eleme sadece iki barikat altını kazandıracak ekstradan. DFM öyle görünüyor. Yalnız Blaber orada. Yakalamayı başardı. Steel'i havaya savurdu. Gank belki rakiplerin ama yeterli değil takım arkadaşını korumak için. Zincir. Hatta Gank de yakalandı orada. Ultisi de bitmek üzere. Ulti bitiyor ve son vuruşla Perks'ten geldi. Ve dövüşemiyorlar yani onlar. İlk kule altını da Faj'a gidecek gibi duruyor. Ama birebir tutabilecek kimse yok onu şu anda. Üst koridor kulesini düşürecek mi yoksa... Düşüremedi evet. İlk kule altını... Burada Zven'e gitti. Rakibinin oldukça gerisinde o da. Evet, zırt eşme değil o da... saldırı hızı... odaklı bir Miss Fortune oynayacak gibi görünüyor. Yok mu burada bir montaj peki? 1 yani, ve 3 değil mi sağ olsun? Durumda çok uygun. Faj bakalım o kiti kontrolden sıyrılabilecek mi? Orada evet, evi sersemletemedi. Al sana montaj. Montaj bu. Mermi manyağı ultisi, mermi yağmuru E'si. Mermi yağmuruyla kontrol etti rakiplerini. Ya ama bu sürede alt koridor kulesini verdi DFM. Ejderi verdi. Evet. Karşında hiçbir şey yapmadı. Şimdi koridor... baron görüşünü de verecek. İstenmeyen olaylar yaşandı. DFM yanlıştı. Evet, yanlıştı evet, bu tarz. Evet, evet. Faj yeme artık. Faj yakalandı bu sefer. Valk'ın var Valk'ın arkasında. Valk'ın var bu sefer. Valk'ın onu korumuş gibi duruyor. Işınlan kullanılıyor buraya. Faj çok az canla. Ordun uzaklaşırken. Perks aldı skoru. Gasp ettiği nar ultisini de kullanıyor. Evi'yi de yakalıyorlar orada. İki skor Perks'ın üçüncüyü de istiyor. Perks! Çok az canı var Gang'in üçüncü skorda Perks'a gitti. Çok net kazandılar savaşı. Barona da girdiler. Bundan sonra çok zor DFM'in işi. Perks o kadar ürkütücü ki şu an. Üzerindeki Alistar ultisiyle beraber orta koridordaki inhibitor düşüyor. Alt koridordaki minyonları da yaklaştırıyor Faj. Perks orada Alistar'ı buldu. Gank'ten kullanılan bir ulti. Perks hala rakibinin peşinde. Gelen bir Kiyan ultisi var. Kimse isabet etmedi sanırım. Gank çok az canlı oradan uzaklaşırken. Cloud9 oyuncuları da alt koridorun inhibitor kulesine vurmaya başladılar. Rahat başlayan ve aynı şekilde ilerleyen bir karşılaşma. Evi bu arada üst koridorda ilerlemeye devam ediyor. Bir şeye de dönüştüremediler zaten. Evet. Şimdi burada bir savaş denemesi Gank'ten. Yapamadı zaten, geri itildi Kiyan'a tarafından. Bir de zincir tuttu Perks'ten. Perks! Yok etti Gang'i. Orada bir de Zonya'sını kullanmıştı Faj. Rakibinin pozisyonunu dışarıda tutmaya çalışıyor. Yalnız Blaber'ı kaybetti Cloud9 burada. Son perde açılıyor şimdi. Son perde mermilerin üzerinde. Uzun süre Faj kaldı. Dördüncü mermide onu buldu ama çok fazla hasar verdiğini söylemek güç. Alev ruhu noktasında ki Alev ruhunu alacakları noktadan bahsede yani. Aynen öyle. Noktaya geldiler almak için. Aldılar. Ve sonra da aldılar. Ortada kırmızı nokta var ya bu arada. Şimdi Valk'ın sıçrayla birlikte bir hamle. Arya yakalandı ve Miss Fortune ultisine paramparça ediliyor. Karşılaşmanın sonuna doğru ilerliyoruz. Evi Perks ultisine. Ne yapıyor Perks? İlk ama Perks kule altında vurmaya devam ediyor. Canı azalmış olmasına rağmen takım arkadaşları yetişti ve canını tekrardan yeniledi skorların ardından. Toplamda 2 skor Perks'e gitti. 28. dakika. Orada Utopon skorunu da istiyorlar. Utopon olabildiğince ayakta kalacak. Son perdeyi açtı. Nexus düşmeden önce Utopon düşecek mi? Perks aldı Utopon'un ultisini. Sağa sola adımlar. Hayır. Ve düşen Nexus. Cloud9. 28 dakikanın ardından.